Merhaba arkadaşlar, ben Şeyma. Arkadaşım Gülce için bir resim yapacağız. 2 metreye 1,5 metrelik bir tuvalimiz var. Boyamızı hazırladık. Evet, başlayalım. Tuvalin boyutları? Söyledim ya aşkım ya. Söyledim ya, 2 metreye 1,5 metre. Kocaman. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Kolaymış öyle söylüyor. Yani aslında zor bir iş. Bilmiyorum, oradan kolay mı gözüküyor acaba? Zor zor. Kollarım ağrıdı. Hem çocuğa bak, hem yemek yap, hem çay koy, hem resim yap. Yani resim yaparken nereden başlanacak? Nasıl yapılacak? Yani öncelikle silüet mi çizilmesi lazım? Ne yapmak istediğine bağlı. Şimdi ben birazcık profesyonel mi konuşacağım bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Resim, biraz daha sesle söyle, daha iyi çıksın. Nasıl yapmak istiyorsan, ne renk boyamak istiyorsan. Yani illa her şeyinin dört dörtlük olmasına gerek yok. Ölçülerin birebir olmasına gerek yok. Renklerinin birebir olmasına gerek yok. Hayal gücü, İstek yeterli diye düşünüyorum. Yani ben bir resim yapıyorum. Ooo, realist olsun, birebir gerçekçi olsun diye bir kaide yok. Yani, bir şeye benzemek zorunda değil. Aynen. Yani herkes zannediyor ki en iyi, en kaliteli, en yetenekli ressamlar birebir çizen işte ressamlar ve en iyi işler onun işleri. Aslında öyle değil. Birebir çizmek çok iyi çizmek demek değildir. Yani içindeki duyguyu... Yani realist resimlerde... kaliteli ve iyi diyebiliriz. Evet, realist, birebir güzel çizmiş diyebiliriz. Ama en iyi ressamlar onlar demek yanlış olur. O yüzden resim yapmak istiyorsanız ufak ufak bir şeylerden başlayabilirsiniz. Ya çok yakın gibi hissediyorum konuşurken. Yani resim yapmaya başlamak için illa çok iyi şeyler çizmenize gerek yok. Ufak ufak bir şeylerden başlayabilirsiniz. Renkleri çözümleyebilirsiniz mesela. İlk renk karışımlarından başlarsınız. Sonra eğlendire kendinizi devam edersiniz. Biraz sonra devam edeceğiz sorun. Yani dedik ki, yani resim yaparken nereden başlamalıyız?
Ben resim yapacağım yani mesela. Ya ne çizeceğim resmi, önemli değil. Bu resmi sen yapıyorsun. Ne çizeceğim önemli sen değil. Sen yapıyorsun evet. Resmi. En çok keyif alacağın yer neresi olur çizerken? Yıldızlar. O zaman yıldızlardan başlayacaksın. Ama yıldızları yapmadan önce zemin yapman gerekiyor değil mi? Zemini yapıp sonra yıldızlardan başlayacaksın. Yani keyif alacağın yerden yıldızlar başlayacaksın. Yıldızlar bu şekilde. Yapabileceğin şeyleri görüp daha iştahlanacaksın diğer şeylere. Tabii daha yani yıldızları parlatacak mısın sen şimdi? Evet. Nasıl parlaklık yaptığını gösterebilirim. Göster bakayım bir tane. Bu fırçayı beyaza bandırıp suyun içinde bir boyasını alıyorum. Yani bunda boya yok gibi bir şey içinde şu an. Sulu bir elimde de peçete var. Büyük mü yapayım, küçük mü parlaklık yapayım? Ondan daha... O yıldız bayağı parlak olduğu için oval çok parlak yapayım. Olması lazım. Oval yapayım. Yani küçük oval yıldızlardan yapayım. Daha parlak olması oval lazım. Yapıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra elimdeki peçeteyle alıyorum. Tabii bunu alırken de kuruyor yani bir yandan, bir yandan. Ne ıslatmamız gerekir mi yani? Evet, çünkü boyayı alması lazım tuvaleti. I should just let them all go. Şu anda uzak. Yakınlaştırayım. Bu çok zormuş ha. Daha güzel oldu. Bu biraz daha net oldu çizgileri. Ben bunu flu yapmak istedim çünkü. He. Onu bilerek net yaptım. Tamam o zaman. Beğenmedin. Biz anlamadığımız için. Beğenmedin mi yani? Hayır canım. Şu an ayağı aydınlatma ışık veriyorum. Yıldızlara verdiğim gibi. Devam edelim mi?
neler söylemek istiyorsun? Evet, bir resmin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz şeyler, öğrenmek istediğiniz şeyler için yorum atın. Resim şu anda bitti mi? Ya yarın şimdi resim her seferinde baktığımda bir kusur bulabildiğim bir şey. O yüzden yarın sabah zaten teslim edeceğiz. Sabah uyandığımda gözüm başka şeylere alışmış olacak. Tekrar resme baktığımda eksik olan şeyleri görmüş olurum. Bakalım yarın sabah baktığımda eksik bir yer varsa tamamlarız. Ama benim için şu anlık bitti. Çok güzel olmuş. Beğendin yani. Gülcan'ın odasına yakışır diyorsun. Değil mi? İyi bakalım o zaman. Bu resim şu an Karamürsel'e gidiyor. Peki bakalım. Görüşmek üzere. Ve sevgili arkadaşım Şeyma'nın benim için çizmiş olduğu Sezen Aksu tablom yatağımın başucuna yerleştirdim. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir tablo oldu. Aynı. Çok beğendim. Eline sağlık. Başarıların devamını diliyorum. Bol siparişlerin olsun. Seni seviyorum.